Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere enfes bir mercimekli köfte tarifim var. Bu köfteyi yaptığınızda diğer bildiğiniz tüm köfte tariflerinden vazgeçeceksiniz. Lezzeti tam, kıvamı tam bir tarif. Bunun için bir su bardağı mercimeği yıkadım. Yıkadığım mercimeği tencereme ekliyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Ve mercimeğim pişene kadar ocakta kaynatıyorum. Mercimekler güzel piştikten sonra içine 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur ekliyorum. Bulguru karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Bulgurun suyunu çekmesini bekliyorum. Şimdi tenceremizde bir miktar yağ alıyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar yağ ekledim. Yağımızı hafif ısıtalım. Üzerine bir orta boy soğan doğradım. Onu ekliyorum. Soğanımızı güzelce kavuracağım. Soğan iyice kavurduktan sonra içine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıp kavuruyorum. Evet, bulgurumuz suyunu çekti. Bulgurumuzu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine kavurduğum salçayı ekliyorum. Benim domates salçam ve biber salçam ev yapımı, biraz tuzlu olduğundan fazla tuz eklemedim. Siz tuzunu ona göre ayarlayın, ekleyin. Evet, salçamızı karıştırmaya başlamadan önce kalan malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi üstüne bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, kimyon, yeni bahar, bir dolu tatlı kaşığı nane, kuru nane ekliyorum. Ve bunları güzelce yoğuruyorum. İhtiyaç duyduğunuz zaman azar azar su ekleyeceğiz. Malzemenin her tarafını iyice karıştırıp güzelce yoğuralım. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar yoğuracağız. Gerektiğinde azar azar su ekliyorum. Kıvamını ayarlamak için. Evet, şimdi üstüne 4-5 dal taze soğan doğramıştım. Taze soğan ekliyorum. Yarım demet maydanoz ve birkaç dal taze nane doğramıştım. Onları ekliyorum ve bunları da güzelce yoğuruyorum. Evet, şimdi köftelerimizi sıkmak kıvamına getirelim. Şöyle elimizi hafif ıslatıp şu şekilde avucumuzda sıkalım. Suyla ıslatırsak çok daha güzel bir şekil alacaktır. Evet, bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma desteklerinizi, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere, sağlıcakla ve mutlu kalın diyorum.